Gittim. Ettakva, Allah korkusunu. Yolculukta insanın en çok düştüğü hatalar harama düşmeme gayretini Cenab-ı Hak sana azık olarak ihsan eylesinler. Allah hepimize bu dünya seferinde ama kısa mesafe ama uzak mesafe Allah hepimize haramlardan sakınacak haşyetullah'la hayatımızı tencir edecek bir gayret ihsan eylesin. Amin. Zevvedeke Allahu takva. Allah sana takvayı azık olarak ihsan eylesin. Ve limen khafe makame rabbihi cenneten. Ve emma men khafe makame rabbihi ve nehen nefse anil heva. O ayet-i kerimeler bir harama düşeceği zamanda Allah korkusuyla, Allah'a hesap vereceği korkusuyla hiç kimsenin görmediği zifiri bir odada evde kimse yok. Orada işlediğin haram, kendi başına işlediğin haram. Ne hakim, ne polis, ne savcı, ne jandarma. Hiç kimsenin hesap sormayacağı, soramayacağı, bunun için muhakeme edemeyeceği bir durumla karşı karşıya gel. Öyle bir imana sahip ki o anda Allah'ın seni gördüğü, başkası görmese de Allah'ın seni gördüğünü hatırlayarak haramdan el etek çeken bir adamdır. Ve emme men kâfe mekâme rabbihî ve nehen nefse anil heva, nefsini istediği o haramdan alıkoyuyorsa fe innel cennete hiye me'va, hiç tereddütünüz olmasın, o adamın varacağı yer cennettir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir seferlik cennetlik amel etmek isteyen kendi başına kaldığı zaman hiçbir zahir planda bir mani yok. Bütün sebepler hazır, nefsin istediği haramı işleme imkanın kudretin elindeyken bir sefer Allah deyip yüreğin yansın ve orayı terk et. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَعْوَى. Cennetin anahtarı budur. Allah Celle Celaluhu. زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى. Allah evimizde de, yolumuzda da, ahiret seferimizde de takvayı bize azık et olarak ihsan edilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir nasihattan sonra ikinci bir talep daha geliyor. Ne olur? Bir şey daha söyleyiver bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua tadında ikinci bir nasihatta bulunuyor. Ve yesserake Allahul hayra haysu mâ kün. Ve yessereke Allah, Allah sana kolay eylesin. El hayra, hayır işlemeyi, hayır demek, Allah'ın muradına uygun davranış demektir. Sonu ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun, o anda şeriata muvafık amelin hepsine hayır. Ve yessereke Allahul hayra, Allah sana hayırı kolay eylesin. Haysu mâkün. Nerede olursan. Ama camide, ama tekkede, ama Mekke'de, ama memleketine gittiğin zamanda. Şimdi medreselerin yaz münasebetiyle yavaş yavaş efendim sıla-i rahim maksadıyla medresede gördükleri talim ve terbiyeyi onun kalitesini, onun güzelliğini, medresenin bu zamanın bir mucizesi olduğunu bilmeyen, tanımayan kitlelere ulaştırma niyeti ve gayesiyle talebeye dağılacaklar, memleketlerine gidecekler. Bu aslında bize kendi kendimizi tanıma fırsatı sunar.
hoca içinde, talebe içinde, derviş içinde memleketine gittiği zaman Tekke'den biraz uzaklaşınca kendi kendimizle yüzleşme fırsatı olur. Yüzleşeceğiz. Bakalım şu cemaatten 3 gün, 5 gün uzaklaştığımız zaman yine namazlarımız, yine teheccüdlerimiz, yine tarikatımız, yine İslam iştiyakımız, hayra olan hevesimiz, ibadetlerdeki ciddiyetimiz dervişlerin yanında olduğu gibi derviş olmayanların yanında da aynı şekilde devam ediyor. İşte bize kendimizle yüzleşme fırsatı. Ne kadar kıvama erdiğimizin, ne kadar olduğumuzun, ne kadar piştiğimizin, ne kadar yetiştiğimizin cevabını bize verecek. Kıyafetimizde bir değişiklik olacak mı? Arkadaşlarımızda bir değişiklik olacak mı? Meclislerimizin mevzuları değişecek mi? Onlar bize kaç paralık olduğumuzu, ne kadar bu kapıdan istifade ettiğimizi, ne kadar terakki ettiğimizi bize söyleyecek. Allah Celle Celaluhu vaaz, nasihat duymamış, kitap okumamış, medrese görmemiş, şeyh mürşit bilmemiş gibi davranmaktan bizleri muhafaza eylesin. İki şey buyururdu Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu sırrahu. Bu millet benimle iki şeyden sebep harbetti. Ama harbi yine o kazandı. O ayrı. Sizinle de iki şeyden sebep harp edecek. Bir, bu ümmetin kızlarına, hanımlarına Allah'ın en sevdiği kıyafet ve kisve olan çarşafı tavsiye etti. Bir hanımın iffetine yakışan, asaletine yakışan, mürüvvetine yakışan, nezaketine yakışan, anneliğine yakışan, eşliğine yakışan en güzel kıyafet çarşaf. Ve bunu tavsiye ettiğimiz için nefislere çok ağır geliyor ve millet harp ediyor. Millet harp ediyor. Allah nefsimizin direncini kırsın. Amin. Cenab-ı Hak nefsimize her arzusunda hezimet yaşatmayı bize nasip eylesin. Amin. Biliyorsunuz insanın en mutlu olduğu an, bir müsabakaya girdiniz. Bir müsabakaya. O müsabakada siz rakibinizi alt ettiniz. Finale çıktınız. Son finale çıktınız. Orada da yine ve şampiyon oldunuz. Ama önce köyünüzün şampiyonu, sonra şehrin, sonra bölgenin, sonra ülkenin, sonra dünyanın şampiyonu. Efendi Hazretleri dünya şampiyonu oldu. Biz de şimdi kendi çapımızda bir müsabakanın içerisindeyiz. İnsana nefsine galebe çaldığı her an verilecek, yaşatılacak saadetin fevkinde bir saadet yok. Sevinç istiyorsanız, saadet istiyorsanız, huzur istiyorsanız, galibiyet, o galibiyeti yaşamak. Asıl bizim bu madalyaya ihtiyacımız. Onun için gencecik ilim talebeleri hadiseye bu zaviyeden bakacak. Eğer ben bugün nefsimin arzusu karşısında direnmiş, teslim olmamış, nefsim feryat etse de Terzi Baba gibi, dünya için Allah demem diyen Terzi Baba gibi, canı bir yoğurt istediği zamanda bile mubah hususunda onunla pazarlık yapacak kadar bileği güçlü olmuşsa, asıl sevineceğimiz an bu. İnsanı şampiyon edecek, insanı kral edecek, insanı galip kılacak olan şey. Bu hususta galibiyeti adet edinemeyenler, bu hususta galibiyeti sürekli hale getiremeyenlerin fethettikleri hiçbir şey yok. Onlar İstanbul'u fethedemezler. Onlar surlara sancak dikemezler. Allah Celle Celaluhu nefsimize mağlup olma zilletinden bizleri muhafaza eylesin.
Yesserakallahu'l hayra haysumakün. Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolay eylesin buyurmuş. Sonra son olarak da gafarallahu lek diyor. Ne kadar müttaki olduğumuzu zannetsek de kaçaklarımız var. Ne kadar hayırda yarışsak da kendimize mal edişlerimiz var. Mal edişlerimiz. Birisi durmadan tasavvuf anlatıyor. Durmadan büyüklerden bahsediyor. İnsan psikolojisinden anlayan bir adam onun sohbetini tahlil ediyor. Dikkatini çekmiş. Ne diyor biliyor musunuz? Bu adama dikkat edin. Bu adam Allah'tan bahsediyor. Peygamberden bahsediyor. Allah dostlarından bahsediyor. Ama bu adam Allah'ı anlatmıyor, kendini anlatıyor. Bu adam asla Allah'ı anlatmıyor. Bu adam sadece kendini anlatıyor diyor. Allah kendimizi pazarlamaktan bizleri muhafaza eylesin. Şimdi kısaca İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun muhatabı olan zat Kadı Musa yazdığı kısa mektubunda talebun nasihat. İçerik olarak üstattan nasihat istiyor. Nasihat. Akıllı adamların şiarı bu. Tabi nasihat ehli olan bir büyük veya üstadlar olup önlerinde diz çöküp onların nasihatlerini dinlemekten daha lezzetli bir şey olmaz. Daha kıymetli bir ikram olmaz. Daha önce belki söylemiştim. Düğün, evlendiğim gün herkes bir delikanlı evlendiğinde, bir tanıdığı evlendiğinde düğün hediyesi olarak işte ya altın veriyor, ya para veriyor. Ona düğün masrafları için bir hediyede bulunmak bizim adetimizdir. Bunda bir mahsur yok. Ama rahmetli Hasbi Hoca, onun düğün hediyesi farklıydı. Para olarak hediyede bulunanların hepsinin parası harcandı. Bir yerlerde kullanıldı. Hasbi Hoca o gün kendi el yazısıyla, kendi hattıyla Barakallahu leküma ve fiküma evlenen kişilere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duayı yapıp onu hediye olarak bir dua hala durur. Unutulmaz. O aynı zamanda bir nasihat. Düğünde bir damada yapılacak en kıymetli dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua bize bunu hatırlatır. Onun için nasihatler paha biçilmeyecek bir kıymete haiz. Allah başımızı okşayacak. Bize son nefesimize kadar yolumuzu aydınlatacak nasihattan ve nasihat ehlinden bizi ve ümmeti mahrum etmesin. Eskiden insanları çok fazla malayaniyle meşgul edecek ortamlar yoktu. Evlerde kitap okumasını bilen birisi oturur. Diğerleri yaşlısı, genci hepsi onun etrafında kümelenir. Muhammediye okunur. Ahmediye okunur. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya büyüklerin hallerinden nakiller yapılarak hane mamur edilir. Allah evladına nasihat eden, anasından, babasından, hocasından, büyüklerinden nasihat dinleyen bir nesil olmaya bizleri muvaffak eylesin. İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu lafı uzatmıyor ve diyor ki eyyühel mahdum
Mektubun devamı yok. Hakikaten 860'tan 870'e gitmiş, 10 sayfa eksik. İki şeyi tembih ediyor. Birincisi, benim size bu dünya hayatında nasihat edeceğim tek şey var. Dininize sahip çıkın. Dininizin ölçüsünü, çerçevesini tayin eden Peygamber Efendimizin sünnetine sahip çıkın. Uzak mesafelerden kendisine mektup yazılıyor. Büyük zahmetlerle o mektup ulaştırılıyor ve bir nasihat talep ediliyor. Rastgele bir şey söyleme hakkınız yok. Boşa konuşma imkanımız yok. Onun için bugün fitnelerin ayyuka çıktığı, gereksiz lafların, tartışmaların yaşandığı bir dönemde akıllı adam sadece dinini konuşur. Sadece dinini. Farzdan bahseder, vacipten bahseder, sünnetten bahseder. Efendi Hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra belki en çok konuşulacak şey Efendi Hazretlerimizin sözlerinden bahseder. Başka bir şey yok. Allah bize başka bir gündem vermesin. Bizi başka bir şeyle meşgul etmesin. Ahiret çok yakın, ölüm çok yakın. Dolayısıyla bahsedeceğimiz tek şey dinden, dinin emirlerinden, kitaptan, kitabın emirlerinden, Allah'tan, Allah'ın bizden istediklerinden bahsetmek. Cenab-ı Hak bunlardan bahsederken nefesimizi tüketmeye bizleri muvaffak eylesin. Akşam yattığınızda doktorsanız sabah doktor olarak kalkıyor. Akşam mühendisseniz sabah mühendis olarak kalkıyor. Ölüm de böyledir. Ne konuşurken ölürsek, mevzumuz, derdimiz neyken ölürsek, mahşerden kalkarken de öyle olacak. Allah bize mahcubiyet yaşatmasın. İsa aleyhisselam kum biiznillah diyor birisini, diriltiyor Allah'ın izniyle. Adam toprağı yüzünden silerken eşeğim nerede, eşeğim nerede diyerek mezardan kalkıyor. Herkes şaşırıyor. Yani biz de efendim birbirimizle kavga ederken, zamanın fitneleriyle ömrümüzü, nefeslerimizi ifna ederken mi nefesimizi teslim edeceğiz? Allah bizi zikrullahla yaşatsın, ibadetle yaşatsın, din-i mübini İslam'a hizmet derdiyle pişirsin ve bunu haykırırken yaşayıp, haykırırken ölmeye ve yine aynı dertle mezardan kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Efendim.